Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım kampımızın son videosuyla, son dersiyle karşınızdayız. Konu istatistik ve veri arkadaşlar. Şimdi tabii hocam son videoyu da çekip nereye gidiyorsun? Yani hiçbir şey açıklamadın etmedin diyebilirsin ama açıklamanın eli kulağında. Geleceğe dair, yani gelecek dedim, yakın gelecekteki planlarımızdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kanalda olacaklardan bahsedeceğiz. Merak etmeyin. Her şey yerli, yerinde, düzenli, nizamlı, planlı biçimde arkadaşlarım ilerleyecek. Konu anlatımları, şu anki konuyu izliyorsunuz, anlıyorsunuz, yorumlarınızı görüyorum. Az da izlense sıkıntı değil. Paylaşmaya ve yapmaya devam edeceğim. Onda da sıkıntı yok. Zaten bu kanalın değeri biraz böyle sınava yakın anlaşılmaya başlanıyor ve sınava yakın zamanlarda sürekli şu şekilde yorumlar alıyorum. Yuh be, sınava bir ay kalmış, ben bu konuları yeni keşfettim gibisinden. Sıkıntı yok. Sonuçta keşfetmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi sizler, izleyenler, takip edenler umarım beğeniyorsunuzdur. Tabii benim de memnun olmadığım şeyler var. Mesela bu PDF'ler gibi. PDF'ler daha kaliteli. Mesela el yazması olmayabilirdi. En başındaki pişmanlığım buydu. Ama dizgi yetişmedi, maalesef yetişmedi. Ama bu sefer işi biraz sıkı tuttum diye düşünüyorum. Zannediyorum bu sefer işi sıkı tuttum. Muhteşem bir, hadi buradan da biraz çıtlatayım. Muhteşem bir PDF ile AYT konu anlatımlarına başlayacağız sevgili gençler. Hocam problem, merak etme, problemler de halloluyor bir yandan. Mümkün olduğunca iki kampı beraber de götüreceğiz. Merak etmeyin. Yani bu demek oluyor ki daha fazla video gelecek. Bu ne demek oluyor? Senin daha fazla ödev yükün artacak. Daha fazla derecede ders çalışmaya başlayacaksın. Okullarda açıldı artık biliyorsun. Okulların açılmasıyla beraber artık tabii mezunsan okul seni ilgilendirmiyor ama mezunlar da şunu düşünsünler. Yani 12'ler de çalışmaya başladılar. Yani onu düşünsün. Sonuçta hepiniz birer rakipsiniz. Eyvallah, arkadaşız. Takılıyoruz beraber, gülüyoruz, eğleniyoruz ama ben hepinize ders anlatıyorum ama bu videoyu tek sen izlemiyorsun. Binlerce kişi izliyor. Dolayısıyla hepiniz birer rakipsiniz aslında ve mezunlar, 12'ler çalışmaya başladılar. En azından hepsi olmasa da %20'si, %30'u böyle gümbür gümbür çalışmaya başladı, haberiniz olsun. 12'ler, bu lafım da sizlere, mezunlar yaklaşık 2-3 aydır çalışıyorlar. Haberiniz olsun. Durum bu sevgili arkadaşlar. Şimdi AYT ve problemler dediğimiz kısmı ben size duyuracağım. Tarihini duyuracağım. PDF'lerini açık bir şekilde tamamını yüklemeye çalışacağım. Çünkü dizgi inanılmaz bir hızla ilerliyor. Çok şükür. Güzel PDF'ler arkadaşlar. Çıktısını aldığınız zaman 10 numara, fevkaladenin fevkinde. Süper olacak yani. İnşallah konu anlatımlarını da ben size süper anlatmaya çalışacağım. Siz de süper bir dinleyici olarak bu konunun üstesinden süper bir şekilde geleceksiniz inşallah. Şimdi son konumuz dedik. Artık lafı fazla uzatmayalım. İki sayfamız var zaten. İstatistik ve veri diyoruz arkadaşlar. Şimdi, aritmetik ortalamanın ne demek olduğunu sen biliyorsun. Eğer n tane senin elinde veri varsa bu veri grubunun toplamını veri sayısına bölünce aritmetik ortalamayı bulur. İstatistik kısmında biz aritmetik ortalamayı bu şekilde x üzeri çizgi ile gösteriyoruz. Ve bu da demek oluyor ki sayıların toplamının sayı adedine bölünmesiyle ortalamayı buluruz. Matematik sınavına giren 4 tane öğrencinin notlarına ait veriler 15, 20, 12 ve x'tir. Bu öğrencilerin matematik dersindeki ortalama puanları 16'dır. Buna göre x kaçtır diye sorulur. Ortalama puan 16 ise alınan notları tek tek yazarım. 15 artı 20 artı 12 artı bir de tabii x'imiz var. Ben bunu arkadaşlarım, tabii 4 tane not olduğu için 4'e böldüğüm takdirde bu 16 geliyormuş. Ve içler dışlar çarpımı yardımıyla 4 ile 16'yı çarparsanız bu kısım 64 olur. Yani 15, 20 daha 35, 12 daha 47 yapar. Ve daha sonrasında siz şu kısma 47 derseniz, 47'nin üzerinde buradaki x'i eklediğimiz takdirde aha da buradaki 64 yapıyormuş dersiniz. Ben 47'nin üzerine ne eklersem 64 olur. Tabii ki 17 eklersem. O halde sevgili gençler x kaçtır diye sormuştu. X 17'ymiş diyebiliriz. Devam. Aşağıdaki tabloda bir anaokulunda bulunan çocukların boy uzunluklarına göre sayıları verilmiş. Yani
6 tane çocuğun boyu 1,5 metre, 5 tane çocuğun boyu 1,4 metre ve 9 çocuğun boyu da 1 metre. Bu anaokulunda bulunan çocukların boy ortalaması kaç metredir diye sorulmuştu. Hemen şöyle yapıyoruz. Bunların boylarının toplamını bulacağız. 6 tane 1,5 metre boyunda çocuk varsa bu 6 çocuğun boylarının toplamı 9 metredir. 5 tane 1,4 metre boyunda çocuğumuz varsa 5 çarpı 1,4'ten 7 metredir bunların toplamı ve 9 çocuğun boyları da her biri birer metre ise bunların toplamı da yine 9 metredir. Toplayacağız. 9, 9 daha 18, 7 daha 25'tir diyeceğiz. Ve kaç tane çocuk var? Buna bakacağız. 9, 5 daha arkadaşlar. Bu arada 9, 9, 18 ha, tamam doğru. 9, 5 daha kaç yapar? 14, 6 daha 20 yapar. Sen 25'i yani boyların toplamını çocuk sayısına bölersen 25 bölü 20 cevabı bulursun. Ki 5 ile genişletirseniz de 125 bölü 100 yapacaktır burası. Neden 5 ile genişlettiğimizi umarım anladın. Buradaki sıfırları götürürsem buraya da 2 tane virgül kaydırırım. Yani bu çocukların boy ortalaması 1,25 metreymiş. Kaç santimetredir diye sorulmuş olsaydı 125 santimetredir de diyebilirdik tabii ki. Geçtim 115. sayfamın sağ üst tarafına. Ortanca değer yani bir diğer ismiyle medyan. Şimdi veri grubunu küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Sıraladıktan sonra tam ortada kalan sayıya biz medyan diyoruz ya da ortanca değer diyoruz. 6, 12, 8, 9, 11 demiş. Bunları küçükten büyüğe doğru sırala. 6, 8, 9, 11 ve 12. Nedir bunun medyanı? Tam ortadakidir. Yani 9'dur. Bir alttakine bakın. 13, 9, 7, 5. Küçükten büyüğe doğru sıraladım. 5, 7, 9, 13 diye. Bunun medyanı nedir diye sorulduğu zaman hocam bunun ortada kalan bir değer yok ki. Ortası işte burası. Böyle bir değer yoksa şunu yapıyorsunuz. Ortadaki iki tanesini, tam ortadaki iki tanesinin aritmetik ortalamasını buluyorsunuz. Yani 7 artı 9 bölü 2 derseniz sevgili arkadaşlarım bunun ortalaması 8 çıkar diyebiliriz. Demek ki medyan 8'miş. Örneğimize bakalım. X'in pozitif bir tam sayı olduğunu söylemiş bize. Burada x, x artı 2, x eksi 2 ve x eksi 3 veri grubunun medyanı 7 olduğuna göre x kaçtır? Bir kere bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçüğü x eksi 3'tür. Sonra x eksi 2'dir. Sonra x'tir ve sonra x artı 2'dir. Ortada kalan iki tanesi hangisi arkadaşlarım? Şu ikisi. Bunları topluyorsunuz. 2x eksi 2. Bir de bunu 2'ye bölüyorsunuz. Ve burası ne geliyor? X eksi 1 gelmiyor mu? Evet. E bu da 7'ymiş. Bize vermiş. Eksi 1'i atın karşıya. X kaç gelir? 8 gelir. Demek ki cevabımız da 8'dir diyebiliriz. Epe değer yani mod. Çoğu öğrencimiz tabii ben de dahil olmak üzere ben de öğrenci. Epe değer dendiği zaman sanki böyle şey gibi aklımızda kalıyor. En büyük değer. En büyük değer değil tepe değer. En çok tekrar eden değere biz tepe değer diyoruz. Yani kısaca mod diyoruz. Veri grubunda en çok tekrar eden değere mod denirdi dedik. 6, 7, 7, 8, 9, 10. Burada en çok tekrar eden iki tane 7 olduğu için tepe değeri 7'dir. Modu 7'dir. 12, 15, 7, 17, 20. Burada arkadaşlarım hepsi de eşit sayıda tekrar edildiği için diyoruz ki modu yoktur diyoruz. Modu yoktur. Modu olmayan veri grupları da olabiliyormuş yani buradan bunu anlıyorsun. Burada 2 tane 2 var, 3 tane 3 var. Bunun modu ne? Bunun modu da 2 ve 3'tür. Yani birden fazla mod da olabiliyormuş yani bunu anlamış oluyoruz burada. Eğer ki burada bir tane daha 5 olmuş olsaydı diyecekti ki modu yoktur. Niye? Bütün veriler eşit miktarda tekrar etmiş. En çok tekrar eden diye bir veri yok. Hepsi eşit. Dolayısıyla modu yoktur derdik ama burada 5 olmadığı için 2 ve 3 bizim modumuzdur diyoruz. Evet. Geçtim 116. yani son sayfama. Bir veri grubunda bulunan en küçük sayıya en küçük değer diyoruz. En büyük sayıya da en büyük değer diyoruz. En büyük değerden en küçük değeri çıkarınca da açıklığı bulmuş oluyorsun. Gayet basit. Mesela 7, 2, 5, 11, 4, 13 veri grubunun en büyük ve en küçük değerini bulunuz demiş. En büyük değerinin 13 olduğunu görüyorsun. En küçük değerinin de 2 olduğunu görüyorsun. Açıklığını bul demiş. 13'ten 2'yi çıkarıyorsun 11'dir diyorsun. Tamamen aslına bakarsan konu çok basit. Senin burada terimlerin anlamlarını iyi bilmen gerekiyor sadece. Devam. Pozitif reel sayıymış. X, x 9, x 5, x 3, x 7, x sayı dizisinin medyanı açıklığının 3'te 1'inden 7 fa. En küçüğü hangisi bir kere? X. Sonra 3x. Sonra 5x. Sonra 7x.
ve sonra 9x. Diyor ki bunun medyanı. Arkadaşım bunun medyanı 5. Medyanı 5x. Diyor ki açıklığı kaç? 9x'ten x'i çıkar. 8x. Bu 8x'in 3'te 1'i, 8x'in 3'te 1'den 7 fazla neye eşitmiş? 5x'e. E güzel. Soruyu neredeyse bitirdik yani. Şimdi gelin şunu şu tarafa atalım. Yani 7 eşittir. 5x eksi 8, 5x eksi 8 bölü 3x diyelim. Burayı 3 ile şöyle genişletelim. 7 eşittir. 15x eksi 8x bölü 3 diyelim. 15x'ten 8x'i çıkardınız 7x. Her iki tarafı 7'ye böldünüz. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 3 eşittir. X gelecektir. Peki bu sayı dizisinin aritmetik ortalaması. Aritmetik ortalama için hepsini toplayıp 5'e bölmemiz gerekiyordu. X, 3x, 4x, 9x, 16x, 25x yapar. 25x'i de 5'e yani sayı adedine böldüğünüz zaman ortalama 5x gelir ki düzenli olarak artan veya azalan dizilerin aritmetik ortalaması da medyanına zaten eşittir. Buradan da bunu fark edin. Şimdi demiş ki aritmetik ortalaması kaçtır? E ben 5x buldum aritmetik ortalamasını. X'i de 3 bulmuştum. O zaman 5 çarpı 3'ten aritmetik ortalama 15 gelir diyebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. 116. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Standart sapma. Bu da neymiş? Şu. Bütün terimlerden aritmetik ortalamaları tek tek çıkarıyorsun. Bak. Gruptaki bütün verilerden aritmetik ortalamayı tek tek çıkarıp karesini alıyorsun. Çıkarıp karesini alıyorsun. Çıkarıp karesini alıyorsun. Bir de bulduğun sonuçları topluyorsun bir güzel. Topladıktan sonra terim sayısının bir eksiğini bölüyorsun. Böldükten sonra da kare kökünü alıyorsun. Buna da standart sapma deniliyor ve S ile gösteriliyor. Hocam çok meşakkatli değil mi? Yok, elin alışınca çok kolay. Bak şimdi. 5, 7, 8, 8, 2. Önce aritmetik ortalama lazım bize. Toplayalım. 12, 20, 30. Gidiyorsun 30'u terim sayısına bölüyorsun. 6'yı buldun. İşte bu aritmetik ortalama. 5'ten 6'yı çıkarıyorsun. Karesini alıyorsun. Artı 7'den 6'yı çıkardım. Karesini aldım. 8'den 6'yı çıkardım. Karesini aldım. 8'den 6'yı çıkardım. Karesini aldım. 2'den 6'yı çıkardım. Karesini aldım. Ve ben bunu terim sayısının bir eksiğine 5 tane terim vardı. 4'e böldüm. Ve daha sonrasında kare kökünü aldım. Budur dedim. 5'ten 6'yı çıkardım. Eksi 1 eksi 1'in karesi 1. 7'den 6'yı çıkardım. 1 karesi 1. 8 eksi 6 2 karesi 4. O zaman burası da 4. 2'den 6'yı çıkardım. Eksi 4 karesini aldım. 16. 16 4 daha 20. 24. 25. 26. 26'yı 4'e bölerseniz sevgili gençler 13 bölü 2 yapar. 13 bölü 2'nin karekökü de kök 13 bölü kök 2'dir. Tabi paydada köklü bir ifade bırakmamaya çalışıyorduk. Bu da kök 26 bölü 2'nin ta kendisidir diyebiliriz. Demek ki standart sapmamız kök 26 bölü 2'ymiş deriz. Son soruda da arkadaşlarım bu 23 bölü 5 gibi bir sayı geliyor ve ortalamadan kaynaklı standart sapmayı hesaplamak çok zorlaşıyor. Yüksek ihtimalle yanlış yazdım. Bu daha düzgün bir şekilde çıksın diye sevgili gençler şurayı 2, burayı 3 yapın. Tamam, şimdi toplayalım. 9, 16, 20, 25. 25'i 5'e böldünüz. Eşittir 5 geldi. Bu aritmetik ortalama. Sonra 2'den 5'i çıkarıp her terimden aritmetik ortalamayı çıkarıp karesini alıyorduk. Artı 3'ten 5'i çıkarıp karesini alıyorsun. 4'ten 5'i çıkarıp karesini aldın. 7'den 5'i çıkarıp karesini aldın. 9'dan 5'i çıkardın ve karesini aldın. Bölü dedik. Bölü. Daha sonrasında terim sayısı 5. O zaman 4'e böleceksin ve kare kökünü alacaksın. Peki. Şurası 3'ün karesinden 9 gelir. Burası 2'nin karesinden 4. Burası 1'in karesinden 1. Burası 2'nin karesinden 4. Ve burası 4'ün karesinden 16 gelir. Bunu arkadaşlar kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz ve kare kökünü alacağız. Hadi bakalım. 16, 20, 21, 25 ve burasına ne gelir? 34 gelir. 34 bölü 4. Doğru topladım değil mi? 20, 21, 25, 34. Tamam. Bunun karekökünü alacağız. Üst taraf kök 34. Alt taraf 2. Demek ki standart sapmamız kök 34 bölü 2 olacakmış deriz sevgili gençler. Dediğim gibi kolay bir konu. Sadece terimlerin anlamlarını iyi bileceksin.
Uygulamasını iyi yapacaksın. İşlem hatası yapmayacaksın. Soru tamamen sende. Bunda bir sıkıntımız yok. Evet, bu hafta da işlediğimiz konuların yani olasılık, binom açılımı ve istatistik ve verinin sorularını mutlaka çöz. Çözmeyi unutma. Eğer ki eksik ödevin varsa şimdiye kadar, yani bu ödevle beraber bir TYT soru bankasını neredeyse bitirmiş olman lazım. Problemler haricini bitirmen lazım. Bitirdiysen ne mutlu sana. Aferin sana. Çünkü 12. sınıflarla beraber, hani Eylül ayıyla beraber diyelim biz buna, daha doğru olur. Ders çalışmaya başlarım diyen arkadaşlar daha yeni yeni soru bankalarına başlarken sen çok şükür bir soru bankasını neredeyse bitirmiş oldun. Bu güzel bir olay. Çözdüğün soru bankası da, sana ödevlendirdiğim soru bankası da, ilaç için söylemiyorum, diğer kesim için söylüyorum, TYT soru, acil matematik TYT soru bankasıydı ve hani nasıl diyeyim, çoğunun böyle Ocak'tan sonrasına, Şubat'tan sonrasına bırakılan bir soru bankası. Sen şimdiden bunu bitirmelik oldun. O yüzden kendini bol miktarda tebrik etmelisin. Bir kampı bitirdik. Bundan sonraki kamp duyuruları için lütfen takipte kalın arkadaşlar. Tüm bu videoların sonunda da şunu söyleyelim. Kanala abone değilseniz abone olun ve bu videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.